Boşuna çenenizi yormayın. Ev sahibi gelince onu anlatırsınız. Hadi be. Ne oluyor ya? Ayşe. Volkan. Ne işiniz var sizin burada? Siz de bu taraflardaydınız değil mi? Herhalde denk geldiniz bu olayı duyunca. Ya ben izah etmeye çalıştım aslında arkadaşlar ama hassas çıktı arkadaşlar yani. Ceyda Hanım'ın arkadaşıyız dedik. Aynı şirkette çalışıyoruz dedim yani ama dinlemediler. Ceyda Hanım, hanımefendi eve girmiş. Ne? Ya girme falan yok. Biz sana bir şey soracaktık geçerken. Ben arabada bekliyordum. Ayşe de eve doğru çıktı. O ara herhalde kapıyı sert çaldı. Sen kapıyı sert mi çaldın? Bir ara alarm çaldı değil mi? Alarm çaldı. İnanamıyorum ya. Arkadaş araya girdi. Kerem Bey'in eşi dedik. Kimlik bilgilerini doğruladık. Belki bir yanlış anlaşılma olmuştur diye emniyete haber vermedik. Siz bekledik. Oh! Yani oh derken polisi böyle saçma bir şey için yormayalım arkadaşlar. Olayın gerçeğini bilmeden. Sanki hırsızlık var. İşin aslını bir anlayalım değil mi? Merak etme Kerem. Ben işin aslını çok iyi anladım. Teşekkür ederim ama benim eve çıkıp bir göz atmam gerekiyor. Sonra yine dönerim. Tabii ki. Kapıyı açık bıraktık, hiçbir şeye dokunmadık. Bir de arkadaşları bırakmayın lütfen. Gelince sohbetimize devam ederiz nasılsa. Tabii efendim. Evet. Tabii baksın Ceyda Hanım evine. Bekleyelim bize, ne olacak ki? Şimdi arkadaşlar siz de görevinizi yapıyorsunuz sonuçta, sağ olun. Ama bu olay farklı. Öyle göründüğü gibi değil. Zaten hayatta hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Kerem Bey, Ceyda Hanım'ı bekliyoruz. Boşuna yorulmayın. Tabii bekleyelim. Kerem, bak buraya kadarmış. Ama senden tek bir şey istiyorum. Lütfen Ceyda'ya yalvarma, tamam mı? Ya bizi ifşa edecekse etsin. Ama ona sakın yalvarma. Her şey bunun içinde değil mi? Saklamamıştım da biliyor musun? Öylece bırakmıştım masanın üstüne ama bulamamışsın. Abi! Abi kalp krizi geçireceğim galiba. Evet. Büyük finale hazır mıyız? Ay hadi Muhsin. Ceyda, hayrola kızım? Babacığım, sizin haberiniz nasıl oldu bir anda? Siz de alarm için mi geldiniz? Canım, canım nasılsın? İyi misin? Bir şey yok değil mi? İyiyim, iyiyim. Merak etmeyin. Hırsız nerede? Ne oldu? Kaçtı mı hırsız? Tabii böyledir. Alarm çalınca her şeyi bırakıp kaçtı gitti. Profesyonel bunlar. İsterseniz ben size her şeyi en başından anlatayım. Siz ne dersiniz? Anlatayım mı ben? Ben size en başından anlatayım en iyisi olayları. Anlat tabii canım, dinliyorum. Anlatayım, anlatayım. Muhsin amcacığım, şimdi şöyle oldu. Çok komik oldu aslında. Yani tamamen bir yanlış anlaşılma. Ben Ayşe'ye rica etmiştim eve gelip bir şey alsın diye, iş için tabii. Ama dalgınlıkla alarmın şifresini vermeyi unutmuşum. Benim hatam yani. Kusura bakmayın, sizi de boşuna telaşlandırdık. Olay bundan ibaret. Aman aman neyse, güzel bir şey yok ya. Ama vallahi buraya gelene kadar ne çektik bir ben bilirim bir de Allah bilir. Hayır yolda diyorum ki şimdi biz haldır haldır nereye gidiyoruz yani, biz gitsek oraya ne yapacağız yani. Ama neyse neyse hiçbir şey yokmuş ama sizi burada böyle birlikte görünce çok mutlu oldum. Arkadaşlık, ekip ruhu böyle bir şeydir zaten. Tabii arada zaman zaman ufak tefek kırgınlıklar olsa da normal bir şey. Ama böyle kriz anında
yumruk gibi sımsıkı olmak bambaşka bir şey. Yaşa baba ya, evet. Canım. Çok geçmiş olsun. Şunu düşmesin. İyi oldu geldiğimiz ya. O da bizim bir kızımız sayılır Muhsin değil mi? Vallahi benim içim çok rahat etti. Tamam artık, iyiseniz eşim biz gidebiliriz. Ha? Aa efendim, biz bir yemeğe gideceğiz. Dolu bir masa bizi bekliyorlarmış. Biz gitmezsek orada birbirlerini yiyeceklermiş. Mutlaka gitmemiz gerekiyor onun için. Ya tamam Muhsin, sen gelme. Olur mu öyle şey ya? Böyle bir tuzağa düşer miyim? 6 ay dilinden kurtulamam. Niye gitmedik de orada bilmem kim var. Onunla şunu görüşecektim de falan da filan. Hadi gidelim, hadi hadi hadi. Hadi hadi, hadi geçmiş olsun size, kolay gelsin. Hadi bakalım. Görüşürüz. Görüşürüz Muhsin amca. Gördüğünüz gibi bir yanlış anlaşılma var. Bundan sonrasını ben hallederim. Size de teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Peki efendim. İyi günler. Söylemiştim. Ben bu numarayı yemedim yalnız. Şimdi de ne yapacağını çok iyi biliyorum. Sen korkunç bir insansın ya. Öyle mi? Biliyor musun gerçekten ne yapacağımı? Söyle o zaman. Ne yapacağım? Şimdi bize daha da eziyet edeceksin. Değil mi? Yalvarmamızı, kıvranmamızı falan bekleyeceksin. Ah Ceyda. Aç elini. Aç hadi aç. Al. Her şey burada. Başka kopyada yok. Eminim öyledir. Haklısınız. Siz sadece yalancı bir evlilik yaptınız değil mi? Ben ne yaptım? Kıskandım. Saçmaladım. Ama sonra siz daha çok saçmaladınız. Ya evime girdiniz ya, ne yaptınız? Beni kandırıp anahtarımı falan mı çaldınız? Sonrasında ne yapacağız? Birbirimizi öldürüp cesetleri falan mı saklamaya çalışacağız? Senin başka kopya olmadığını biz nereden bilelim ya? Biz sana nasıl güvenelim ya? Aynen. Güvenmek zorundasınız. Başka kayıt yok. Gerçekten bu tek mi? Ceyda, ben seni anlamıyorum ya. Onca şeyden sonra bunu neden yapıyorsun? Bunu sormana hiç şaşırmadım biliyor musun? Niye yapıyorum değil mi? Her şeyi niye yaptıysam işte bunu da o yüzden yapıyorum. Bak, Ayşe anladı. Kadınlar anlar. Ama erkeklere anlatmak gerekir. Özellikle kalın kafalı olanlara. Bu kalın kafalı biz mi oluyoruz abi? Çünkü ben hiçbir şey anlamadım. Tamam, biraz daha açıklayayım. Onları ayırmak istedim. Zaten birbirlerini sevmiyorlar, kolay olur diye düşündüm ama olmadı. Tamam, işte bu yüzden de kopyayı verdim çünkü... aşık olduğum adama bu kadarını da yapacak değilim. Kusura bakmazsanız... ben çok yoruldum bütün bunlardan. Eve gidip dinlenmek istiyorum. Sizi de yukarı davet ederdim ama sanırım... şu an pek sırası değil. İyi günler. Aa şey... anahtarımı alabilir miyim? Teşekkür ederim. Ya ben niye böyle gergin anlarda hep acıkıyorum? Bir yemek mi yesek be? Ha? Of, çok korktum gerçekten. Belki belli etmedim ama... hani filmlerde olur ya... adamın saçı bir anda bembeyaz olur korkudan. Benim de öyle olsa şaşırmazdım. Ama sen... her zamanki gibi soğukkanlıydın. Bak takdir ettim seni. Ceyda sana bayağı aşık. Ya çok seviyor seni. Evet, kendisi de söyledi. Dalga geç diye söylemiyorum ya. Sana aşık, senin için acı çeken bir kadın var. Üzüldüm yani durumuna, o yüzden söyledim. Tamam, ben ne yapayım? Ben onu sevmiyorum sonuçta. Bir şey yap diye söylemedim yani Kerem, işte çok seviyor, aşık ve üzülüyor yani. Onu söylemek istedim. Vay, Ayşe'ye bak sen. Meğer o sert ve kötü kızın içinde... düşmanına bile merhamet eden bir melek varmış. Sen bu zamana kadar iyi gelmişsin ha? Ya evet. Akıl hocam sağ olsun, beni bu zamana kadar iyi getirdi. Anında cevap. Bak hemen yumuşamayalım diye söylüyorum. Biz yine de tedbiri elden bırakmayalım. Sağ solu belli olmayabilir. Gözümüz açık olsun. Ama siz kadınların sorunu ne biliyor musun? Allah Allah, neymiş bizim sorunumuz? Bu aşk muhabbeti var ya.
aşk aşk diye kafanızda bir şeyler var. İşte o aşk meselesi bozuyor size. Öyle mi? Öyle tabii. Şimdi siz kafanızda doğaüstü, ulaşılmaz bir aşk figürü yaratıyorsunuz. Ama tabii gerçek hayatta öyle olmayınca hüsran ve baş... Gerçekler acıdır Ayşe Hanım. Sen aşktan ne anlarsın be? Dalga geçiyor bir de. Şu an ben biseplerime aşığım. Kerem yat. Yatmadan önce 50 dumbbell darbesi. Ah! Aa, attı! Nereye kadar bu pembe rüyalar?